Pençeyren merhaba. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mesut Başkanımı dinledim. İnşallah el ele vereceğiz. İnşallah. Çünkü benim bildiğim Keçören Gökçek döneminde Gökçek'le kavgalıydı. Şimdi de maalesef Ankara Büyükşehir'le kavgalı. Bunu anlamanın manası yok. Halbuki 2014'te açık olması da beraber çalışmıştık. Hayırlı olsun dahi denmediği gibi Ovacık'ta bir tane park yapıyoruz. Burayı sen yapamazsın diye geldi. Zabıtalarla çevirdi. Sonra mahkemelik olduk. Mahkemeyi kazandık. Böyle yaptık. Çok kafan Ovacık metrosu yapıyoruz. Orada Ovacık'a vardığı yerde metronun ağzında bir arsaya ihtiyacımız var. Orada bakım istasyonu yapılacak. Reddettim. Aktepe'de başkanımın söylediği yerde otobüsler için bir yer vardı. Onu reddetti. Şimdi belediye başkanı böyle olmaz. Belediye başkanı şöyle olur. Seçilinceye kadar rakibiz. Demokratik bir yarış yapılıyor. Ama seçildikten sonra halk nasıl irade gösteriyorsa herkes saygı duyacak. Dolayısıyla ondan sonra Ankara için, ilçesi için ne yapılması gerekiyorsa el ele verip hizmet yapılacak. Ben anlamadım. Ankara Büyükşehir halkı beni seçti. Ben de belediye meclisinde dedim ki el ele tutuşalım, beraber çalışalım. Belediye başkanlarının biri ikisi hariç hiçbirisi daha odamı görmedi. Ve mümkün olduğu kadar belediye meclisinde her türlü çalışmalarda engel oldu. Neden? Mansur Yavaş başarılı olmasın diye. Peki böyle yapınca ne oldu? Kendi ilçeleri bizimle işbirliği yapmadığı için zarar gördü. Bir iki tane çok güzel örnek var. Çok ihtiyacı var küçük bir ilçenin ama Mansur Yavaş'tan gidip bir şey istemeyeceksin demişler. Kendi ilçemde bile bir tane kesimhane yapılacakmış. İhaleye çıktı Sağlık İşleri Daire Başkanı. 5 milyon liraya ihale yapacağız fırçalamışlar. Niye büyükşehirden istiyorsun? Yaptırma, kendin yap. O da ne yaptı biliyor musunuz? 7,5 milyona mal etti, onun içinde parası yok. Gitti, kredi çekti, yaptı. Şimdi anlayış bu. Ben iddia ederim, demokrasiye saygınız varsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na saygı duymak zorundasınız. Eğer ben partizanlık yapıyorsam o zaman başka. Ama ben asla hiç kimseye ayırmadım. Çünkü şehre baktım. Ankara'nın herhangi bir bölgesinde sağlıkla ilgili problem varsa, açıktan akan kanalizasyon varsa, onun yanında çocuklar oynuyorsa, salgın ve hastalık tehlikesi varsa, hangi partiye oy verdiğin ne önemi var? İşte vicdanlı belediye başkanı böyledir. Hiçbir yere giderken nereden ne kadar oy aldım diye bakmadım. Çünkü Ankara halkın oylarıyla seçildim. Fırsat bu. Ne hizmet edersem kar dedim. Ama neden seçilmeden önce de bir sürü iftiralar attılar hatırlıyorsunuz. Düvenlerini, düzenlerini devam ettirmek için. Dün, 2 gün önce AK Parti bir meclis üyesi şunun hakkını verdi. Değerli arkadaşlar dedi, önceki meclis dönemleriyle kıyaslandığında bizim meclisimizden hiçbir imar rantı geçmedi, hiçbir yanlış işe ortak olmadı diyerek bizim dönemimizi alkışladı. Evet, biz ne belediye meclisinde bu tür şeylere alet olduk, ne de belediye yönetiminde. Açık ihaleler yapmak suretiyle her şeyi herkesin göz önünde yaptık. Bütün bu harcamalarımızın hepsi belediyenin web sayfasında açık bir şekilde kime ne kuruş verdiysek, kaç kuruş verdiysek orada yazılı. Zaman zaman yaptığımız büyük tesislere bu tesis Ankara halkının parasıyla ve şu kadar TL'ye mal olmuştur diye bunlar açıklamalarını yaptık. Kapalı kapılar ardında ihale işleri bitti artık. Ve sonucu itibariyle arada sırada Ankara'nın en büyük trolü tweetler attı. Bizim yaptığımız şikayetler bakanlık raflarında beklerken her tweetin arkasından mutlaka müfettiş geldi. Gün geldi oturtacak yer kalmadı.
ama çok rahatız. Allah'a çok şükür. O iddialar kendi gönderdikleri müfettişler yoluyla bile aklandı. Bugüne kadar Ankara Büyükşehir'den hiçbir personel daire başkanı, hiçbirisi savcılığa ifadeye gitmedi. Ve Allah'a çok şükür çalıyor ama çalışıyor felsefesi toprağın altına gömüldü. 5 yıl boyunca hiçbir yerde fotoğrafımı görmediniz. Hiçbir yerde Çakar Araç'a gittiğimizi, konvoylar yaptığımızı görmediniz. Bir minibüs, bir koruma, bir şoförle Ankara'nın köylerine kadar her yere tek başına gittim. Ankara'da hiç kimseyi ayırmadım. Hiç kimseye kötülük yapmadım ki kimden kötülük bekleyeceğim. Sevgili Keçiören'den o Çakar Araç'a konvoyla gidenler var ya, sizin paranızla geziyorlar, sizin paranızla. Kendi paralarıyla gezmiyorlar. Ve artık Ankara'da israf şatafat dönemi bitmiştir. Bakın boy boy kendi fotoğraflarını asanlar, mecliste ağzına gelen her hakareti yapanlar siyasetin çöplüğüne gömüldü. Bizi engellemek isteyenlerin birçoğu gitti, bir kısmı da seçimde kaybedecek ama o halkın iradesine saygı duymadıkları Büyükşehir Belediye Başkanı sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle rekor oyla yeniden seçilecek. Olması gereken bu. Ben bunları söylerken bile utanıyorum. Kamu varlığı el uzatmadan yöneticilik yapmak. Zaten olması gereken bu değil miydi? Maalesef günümüzün Türkiye'sinde bu haldeyiz. Bu kadar insan yoksulluk çekerken hala şaibelerle uğraşıyoruz. Ben de dedim ki ben bir öncü olayım. Temiz yönetimin nasıl olabileceğini, Ankara Büyükşehir'in çalınmadan da çaldırılmadan da yönetilebileceğini göstereyim dedim. Ve 2019 yılında seçilmeden evvel mal beyanımı açıkladım. Şimdi de 2023'teki mal beyanımı açıkladım. Herkes görsün, varsa bir fazlalık benden hesabını sorsun diye. Ve diğer adaylara da seslendim. Sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz benim gibi. Belediye başkanlığı yapıyorsunuz benim gibi. Şu mal beyanınızı bir açıklayın bakalım. İlk başladığınızda neydi? Şimdi ne olmuş? Niye açıklamıyorsunuz? Halktan ne saklıyorsunuz? Açıklamazsanız şaibe altında kalırsınız. Belaltı siyaseti bırakın. Belaltı siyaseti yaparsanız onun da altında kalırsınız. Onun için artık Ankara'da inşallah Keçiören Belediyesi dahil birçok belediye el değiştiriyor. Bunu duyuyorsunuz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı televizyonda bizzat ifade etti. İnşallah meclis çoğunluğunu alacağız. Değerli hemşehrilerim. Eyvallah. Fatih Köprüsü ile ilgili tam 2,5 yıl oldu. Animasyonunu yayınladık. Dörder şerit gidiş geliş olacak. Bunun için Ankara Üniversitesi ile uzun süre görüştük. Oradaki bir iki eski bina yıkılacak. Karşılığında daha fazla biz onları yeni bina yapacağız. Ve dört şerit geliş yapacağız. Projesi hazır, ihaleye çıkacağız. Rektör Bey'in önüne gitti, bekledi uzun süre. Genel seçimi bekliyorlar dedim. Genel seçimden sonra da imzalanmadı. Bunu meydanlarda çok söyledim. Tek umutları bu seçim kaldı. Ama nasıl olsa bu seçimden sonra herhalde imzalar diyorum. Çünkü bir daha ümitleri kalmadı. Bir de ben söylüyorum ya benim son dönemim diye. İnşallah imzalar. Neden inşallah imzalar diyorum? İmzalamasa da tünel projesi hazır. Veteriner Fakültesi'nin önden girip inşallah Fatih Köprüsü'nün altından çıkıp gene de trafiği rahatlatacağım. Ama bildiğiniz gibi tünel daha masraflı. Sonuçta benim cebimden çıkmıyor. Ankara halkının cebinden çıkıyor. AK Parti'ye oy verenlerin de cebinden çıkıyor. İnşallah seçimden sonra onu mutlaka onaylarlar. Yine
Keçören Ovacık arasındaki metro projemizi de bitirdik. Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdik. Onların onayını bekliyoruz. Ovacık deyince oradaki Cem evimizin de kafası bitti. Kafası bitti. Mesut Bey, ben sana bir şey söyleyeyim. Mesut Başkanıma dedim ki ben kafasını bitireceğim ama Keçiören'den adaysın, içini döşe dedim. Söz başkanım. Evet. Masraftan kurtarıyoruz. İçini döşüyoruz inşallah. Ve ihtiyacı oldukça yenilerini de yapacağız. Değerli hemşehrilerim, belediye başkanlığı nedir? Bunların bilmediği şu. Kalelerle, kulelerle belediye başkanlığı olmaz. Kapıları görüyorsunuz. Kime faydası var? Hani bir laf var. Gavura Müslüman'a faydası yok. Bana da var faydası yok derler ya öyle. Bugünkü maliyeti 350-400 milyon lira. Bunları proje diye gözünüzün önüne getiriyorlar. Belediye demek doğumundan ölümüne kadar kişilerin tüm beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurumdur. Zengin fakir fark etmez. Kentte yaşayan herkesin bir derdi varsa sen derman almak durumundasın. Gerçek belediyecilik budur. Tavşakları, fenişleri çiziyor, ediyor, biz ihale ediyoruz. Ben olmasam da yapılıyor. Eskisi kadar kavşak, eskisi kadar asfalt yapıldı. Bunlar belediyecilik değil ki. Belediyecilik, kentte yaşayan esnafa sahip çıkacaksın. Biraz önce başkanım söyledi, pandemi döneminde 8000 esnafa ceza kesildi. Biz kira almadık, kiraları indirdik, kiraları erteledik. Daha fazla satış yapmaları için türlü çeşitli formüller bulduk ki esnaf ayakta kalsın diye. Bakın, eskiden buralarda kamyon kamyon paket dağıtılırdı. Şimdi kamyon falan görüyor musunuz paket dağıtan? Paketi uzatır, bir de fotoğraf çekerlerdi. Bitti. Bu bizim inancımıza aykırı değil mi? İnsanları onurunu zedelemek değil mi? Söz vermiştik, başkent kartı çıkarttık ve onun üzerine para yüklemek suretiyle sadece kimattan bir kişiyi zengin edecek şekilde değil, şimdi gidiyorlar çoluğunun çocuğunun ihtiyacını alıyor. Belki çocuğu görüyor, reklamları görüyor, marka bir çikolata görüyor, anne ben bundan istiyorum diyor. Ama biz ona makarna bulgur verdik yıllarca. İşte o başkent karta yüklediğimiz parayla gidiyor, çocuğuna çikolata alıyor. Başka türlü ihtiyaçları varsa onları yerine getiriyor. Bir elin verdiğini öbür el görmüyor. Esnaf kazanıyor. Destek ihtiyacı olanlar da mutlu. Gerçek belediyecilik budur. Projesi yok, projesi yok diyorlar ya. Bir yandan da Mansur Yavaş'la yaptık, KOM'da yaptığımız bütün faaliyetler, bütün harcamalar kuruşu kuruşuna var. Gizli gizli bakıp kopya çekiyorlar. Kantin kart çıkaracakmış. 2 senedir uyguluyoruz. Başkent kart çıkaracağım, para ekleyeceğim diyor 1 ay önce. Değiştirdi, an kart yaptı bu sefer. Başkent isminden lütfen rahatsız olmayın. Başkent, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent yaparak onurlandırdığı Ankara burası. Ve başkentte olmakla övünüyoruz. Başkentte yaşamakla övünüyoruz. Onun için o aynen devam edecek. Değerli hemşehrilerim, pandemi döneminde gördünüz. Tercilere maske diktirdik. Onların da para kazanmasını sağladık. Dükkanları kapalıydı. Birdenbire bir akşam vakti dediler ki saat 23 sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pazarcı getirmiş buraya mallarını koymuş. Ne yapacak? Eyvah malım ne olacak demesine fırsat kalmadan Ankara Büyükşehir gitti. Pazarcının bütün mallarını aldı. Bizim Belko tesislerimizde kullanmak üzere pazarcıları zarar ettirmedik. Birdenbire gene sokağa çıkma yasağı verdiler. Lokantalarda bir sürü bozulacak malzeme var. Ulaşabildiklerimizin çoğunu gene aldık. Belko tesisimizde kullanmak suretiyle onların zarar görmemelerini sağladık. Evden çıkması yasaklandı 65 yaşlara. Gidemiyor bakkala, ne olacak? Bakkalda kendi gönderecek kuryesi yok. Hemen kuryecileri çağırdık, gelin bakalım buraya. 65 yaş üstü ne istiyorsa alın evine götürün, harçlığınızı biz vereceğiz dedik. Sağlık Bakanlığı filyasyona yetişemedi.
araç istedi belediyeden, verdik gene yetmedi. Çağırdı taksici esnafını, gelin günlük şu kadar yemeğiyle Sağlık Bakanlığı'nın filyasyonuna yardımcı olun ki vatandaş evde ihtiyaçlarını karşılasın. Böyle böyle büyük bir dayanışma örneğiyle Çankaya'da yaşayan varlıklı birisinin Şentepe'de ihtiyacı olan birisine birbirini görmeden yardım yapmasını sağlayacak düzenekler kurduk. Çünkü vatandaş yardımcı olmak için belediye para yapıldı, el koydular, hala orada duruyor mahkemede. Dolayısıyla bir engelleme de olsa hep üstünden atlaya atlaya vatandaşın güveni sağlayarak bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonraki uygulamalarımız da aynen öyle devam edecek. Değerli hemşehrilerim, artık Keçiören'de de bir dönemin sonuna gelindi. Büyükşehir'le el ele tutuşacak. Gerçekten burada yaşayan insanların biraz önce Mesut Başkanımın saydığı projelerini gerçekleştirip artık Keçiören'liği daha mutlu hale getirecek çalışmalarımı beraber yapacağız. Yönetimde kavga olmaz. Bakın sık sık bunu her yerde söylüyorum. 25 tane sorun vardı bizim elimizde. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu aldım, gittim. Ankara halkı için bu projeleri sundum, yardım istedim. Bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Bakanlara randevu aldım, gittim. Sizler için bir şeyler istedim. Peki gittim de bir yerim mi eksildi? Ama bu beyler öyle değil. Sakın belediye başkanından bir şey isteme, belediye başkanının odasına gitme. Nedir bu Allah aşkına? Nasıl bir demokrasi anlayışınız var sizin? Ankara halkını niye cezalandırıyorsunuz? Keçiören havaalanı metrosunu biz yapalım dedik, vermediler. Şimdi biz yapacağız diye yazmışlar 2022'den beri yatırım programında. Gene bu yıl bir küçük altın parası koymuşlar. Aynen o kadar, 3.000 lira. Gerçi 3.000 lirayı da geçti herhalde küçük altın. Madem öyle, siz Keçiören Belediye Başkanısınız, gitseniz baskı yapsanız ya, bu metroyu niye yapmıyorsunuz deseniz ya. Yok. Evet. Şimdi söylediğim gibi bu devrin sonu geldi. El ele tutuşacak, kimseyi ayırmadan, herkesin inancına saygı duyarak yaşamasını sağlayacak, kim ve nefreti ortadan kaldıracak, huzuru ve bereketi Keçiören'e getirecek belediye başkanımız burada. Evet. El ele vereceğiz. El ele vereceğiz. Artık Keçiören'de de ihaleler canlı yayınlanacak. Artık Keçiören'de de her şey şeffaf olacak. Artık bu Türkiye'deki yolsuzluğun israfının önüne geçecek. Örnek uygulamalar yapıp Türkiye'deki birçok belediyenin de bu şekilde olmasını sağlayacağız. Ankara'da yaşayan öğrencilere diyorum ki döndüğünüz zaman kendi ilinizde, ilçenizdeki belediye başkanlarına söyleyin. Niye açık ihale yapmıyorsunuz diye sorun. Niye hesap vermiyorsunuz diye sorun ki artık bu Türkiye'nin bu fakirlikten başka türlü kurtulma şansı yok. Yolsuzluk ve israfın önüne geçmenin tek çaresi bu. Bizler de örnek olmaya çalışıyoruz ve inşallah bu konuda örnek adımlar yapacağız. Bütün belediye başkanlarımız mal beyanını belediyenin önüne asacak. Her yıl yeniden tekrar duyuracağız ve biz zaten bu çalışmalarımızda Dünya Şeffaflık Ödülünü aldık. Ve bize de yapamaz edemez diyorlardı. Kendileri annelerinden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak doğmuşlar. Küçücük bir ilçenin belediye başkanı diyorlardı. Dünya Başkent Belediye Başkanları Birliği ödülünü de aldık. Buradaki gerekçe ne biliyor musunuz? Buradaki gerekçe şu. Avrupa'daki belediyelerin birçoğu bunu kural olarak aldığı için katılımcılık var mı? Var. Şeffaflık var mı? Var. Yolsuzlukların üzerine gidiyor mu? Gidiyor. Bu kriterler sonucu aldık. İnşallah bu artık bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyelerin olduğu her yerde bundan sonra bu uygulamalar olacak. Bu uygulamalar olacak ki artık ülkemiz temiz yönetimleri gördükçe inşallah bundan sonraki seçimlerde de takdirini ondan yana kullanacak.
Çünkü belli bir fikri sürekli şeytanlaştırarak, ötekileştirerek yaptıkları yolsuzlukların, usulsüzlükleri yıllar boyu devam etmesini sağladılar. Bizler de tersine halkı memnun eden uygulamaları yapmak suretiyle onların gerçek yüzlerini ortaya çıkaracağız. Ve inşallah Türkiye'miz düze çıkacak diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Keçiören'de de rekor oy istiyoruz. Rekor oy istiyoruz, rekor oy. İnşallah sizlere de güveniyoruz. Allah'a emanet olun.